Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle çok güzel bir çanta sapı, hatta çantada yapabileceğiniz modelle huzurlarınızdayım inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yaz günleri de geliyor, yaklaşıyor bahar ayları. Rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım güzel çantalar yaparak. Evet, şimdi bunda kullandığım ipim şöyle jüt bir ip arkadaşlarım. Şöyle göstereyim yakından. Ve tığımda bir miktar kalın 5 milim tığ kullandım arkadaşlar bu işlemi yaparken. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle öncelikle ne uzunlukta yapacaksak arkadaşlarım. Şöyle ne uzunlukta yapacaksak o boyutta zincirler çekerek başlıyoruz modelimizi yapmaya. Şu şekilde bir miktar çeksem yeterli olacaktır. Çünkü gerçekten çok kolay. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar giriş yapıyorum. Şu şekilde alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde çeviriyoruz. Bütün zincirlerimizin içerisinden ilmekleri çıkartarak bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Şimdi sona geldiğimizde şu almış olduğumuz zincirin içerisinden tekrar giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve bir tane daha aynı yere, yani 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlarım. Şöyle hemen bakın, alt kısmından yine giriş yaptım. Şöyle göstereyim. Hemen ipimi şu şekilde alıyorum. Ve buradan devam ediyorum. Çanta yaparken de aynı teknikle devam edebilirsiniz. Burayı çantanızın alt taban kısmı olarak düşünüp üzerine dilediğiniz kadar yapıp çok güzel çantalarda yapabilirsiniz bu modelden arkadaşlar. Şimdi bakın, ilk yere gelmiş olduk toplayarak ilmekleri. Şöyle bir görüntü elde ettik. Burada arkadaşlar yine aynısının içerisine bir tane yaptık. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane olmuş oluyor. Ve devam ediyorum. Hemen yanındaki yerden giriş yaptım bakın. Ve çıkartıyorum ilmeği. Tekrar bakın, giriş yaptım ve çıkarttım. Bu kalınlığını dilediğiniz kalınlıkta, yani şu aparatınız, çantaya bağlayacak olduğunuz aparatınız hangi genişlikte ise o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şimdi bakın, burası birinci köşem olmuş oldu. Yaparken buraya bir, iki. Şimdi iki taneyi bu köşeye yapmış oldum. Üçüncüyü ortadakine, az önce 3 tane yapmıştık arkadaşlar kenardaki kısımlara. Bakın oraya hemen bir tane yaptım. Ve yanındaki yere, şu kısma da yine 2 tane yaparak devam ediyorum. Aynı yerden 2 tane ilmek çıkartıyorum. Ve bakın şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Çantayı taban olarak da bu şekilde yapıp üzerine devam edebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi yine köşeye geldim. Şurası benim köşe yerim oluyor arkadaşlar. Bunun içerisine giriş yaptım bu şekilde. Birinciyi giriş yaptım. Eğer bu kalınlık bize yeterli diyorsanız hemen şekilde diğer aparatımı alayım.
Buradan alıyorum arkadaşlarım. Giriş yapıyorum aynı yere. Bakın şu şekilde. Bir de bu aparatımla giriş yapıyorum. Ve yine alıp ikisini birbirine bağlıyorum. Tekrar ortadaki yere giriş yapıyorum. Bu şekilde buraya da giriş yapıyorum. Alıyorum ve bağlıyorum. Bağlama şekli bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane de buradan şimdi giriş yaptım. Yukarıdan aldım, içerisinden geçirdim ikisini birlikte ve bu şekilde devam ediyorum. Diğer tarafa geldiğimizde yine aynı şekilde orayı da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi eklemesi bu şekilde oluyor. Bir de üst çanta kısmını, çanta yapacağımız zamanki kısmı anlatmak istiyorum sizlere. O yüzden bunu çıkartıyorum şimdi. Çanta yapacaksak nasıl devam edeceğiz onu görelim şimdi de. Şimdi burası yine köşe yerim. İki tane buraya ördüm. Pardon, şu şekilde alacaktık. Evet. Buraya ördüm. Ortaya bir tane yine ördüm. Ve kenar kısmına geldiğimde şu kısma oraya iki tane örüyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyorum. Buraları biraz hızlı yapabiliriz. Şimdi bakın arada 3 tane ilmeğim oldu. Burası kenar yerim. Buraya yine 2 tane şu şekilde örüyorum ve devam ediyorum. Şimdi 1 2 3 tane buraya bu şekilde ördüm ve kenardan yine giriş yapıp 2 tane yapıyorum. Ve devam ediyorum yine. Şimdi sap kısmını gösterdik. Çanta olarak devam etmek istediğimizde nasıl yapacağız onu göstermek istiyorum sizlere. Farz edelim bu kadar yeterli. Köşeye de geldim. Köşedekinden de aldım bir tane. Ve şimdi arkadaşlar ilk sırayı hemen şu kısımları var bakın. Şu kısımlardan giriş yapıyorum. Ve buralardan alarak arttırma yapmadım fark ettiyseniz. Arttırmadan. Çünkü bu büyüklük artık bize yeter. Bu çantamızın taban kısmı olmuş oluyor. Hemen köşeye geldim. Oraya da bir tane yaptım. Ve devam ediyorum aynı şekilde. Tabii bu biraz küçük. Bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Dilediğiniz ip ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çanta olacak makrome ipleri, bu şekilde jüt ipler. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Buradan dilediğimiz miktarda yükselme yapacağız arkadaşlarım ve böyle bir çanta oluşturmuş olacağız. Şimdi ilk başlangıç yerime geldim bakın. Burada artık bu şekilde burası taban kısmı. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yine bakın şuralardan giriş yapıyorum, alıyorum ve örüyorum arkadaşlarım. Bu tarz bir ip kullanacaksanız arkadaşlar dökülme oluyor bunlarda. Altına böyle bir şey koyarsanız kirlenmemiş olur eviniz, üstünüz.
Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde artık dilediğiniz yükseklikte ve büyüklükte yapabilirsiniz. Bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapmış olduğumuz bu sapı da buna rahatlıkla şöyle kenarından ekleyebiliriz. Bunlar zaten değişik değişik olanları var arkadaşlarım. Şöyle bakın geçirebilirim ya da başka bir şey yapıp yani şu şekilde tutturabilirim. Ya da bunu direkt buradan da bu aparat olmadan da yapabilirsiniz arkadaşlarım, ama bu daha bir havalı gösteriyor. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Bugünlük de kanalımdan bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.